Evet, esenlikler diliyorum tüm arkadaşlarıma ve kardeşlerime. Şimdi yaz tatiline gireceğimiz bu dönemde pek uğraşamayacağımız için sizinle Türklerin kökenleri konusunda araştırmalarımızı kendi bilgilerimiz doğrultusunda ve bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda anlatmaya devam edeceğim, çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz proto Türkler ilk işte Altay dilini konuşanlar kimler vesaire genetik yapılar nedir diye bir iki videodan oluşan ve İskitlerin de Türkçe konuşabileceğini özellikle Doğu İskitlerinin videolarımızı yayınlamıştık. Şimdi burada yapılan bilimsel çalışmaları da tabii size burada aktarmak ve kenarda kaynakçaları vermek şartıyla şunu söylemek istiyorum. Biz Türklerin ilk ataları, kurucuları olarak Hunları almamız gerekiyor. Ve şunu da söylemeliyiz ki gerçekten Türkler tam bir Doğu Asyalı değiller. Evet, yaşadıkları bölgede bulunma dolayısıyla tam bir Slab Grave Doğu Asya oranı deniyor fakat burada daha öncesinde Slab Grave'den yani döşeme mezar taşından önce Ulan-Uzuk bağlantısı var ve Ulan-Uzuk ve Slab Grave bağlantılı kişilerin genellikle biz bu Hunlarda Q çıkan baba soylarının atası olduğunu biliyoruz. Fakat aynı bölgede CMP'ler var ve CMP'lerden çıkan örneklerin hepsinin de C hablo grubu olduğunu biliyoruz. Yani şimdi Hunlarda çıkan bu Q'lar ve C'ler ne diye düşünecek olursak eğer arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor. CMP'lerde karışımı var. Ve vereceğim kaynakta gördüğünüz gibi Hunların ilk önce Batı Hunlarının ve daha sonra da Jing Rest dedikleri yani daha geri kalanlarının yapısı birazcık birbirinden farklı. Jing West ve Jing Rest geri kalanlar birbirinden farklı. Bunu söyleyeyim. Tabii ki Slab Grave döşeme mezar taşı yöntemleri kültürünün burada etkisi var. Daha öncesinde de tabii ki Ulan Uzuk'la ve Deer Stone dediğimiz geyik taşıyla da alakası var. Fakat yapılan çalışmalarda burada bu etnik çığır analizlerinde burada uyan Chantman kültürü yani Saglı Uyuk kültürüyle de bağlantılı olduklarını, Saglı Uyuk'un Doğu İskit Saka popülasyonları olduğunu burada size belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da bu bilgiyi bilmenizi istiyorum. Yani burada Chantman yani Saglı Uyuk Doğu İskit kültürü önemli. Burada bu Chantman kültürünün %50'ye yakın Sintaş'ta bağlantısı olduğunu ve Sayan Altay dağlarındaki bu Doğu İskitlerin Sakaların Sintaş'ta %50, %43 oranında Doğu Asya genlerine sahip olduğu ve bunların da o Doğu Asya geni dediğimizin de Baykal Early Bronze Age EVA katkısı olduğunu %7'lik bir kısmının ise bakteriye marjinadan yani Hint İrani bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Ve yapılan çalıştırmalarda özellikle Hunların yani Hunlu denilen Jinkluların şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar şeylerinin mezarlara gömülme şekillerinin bile statü farkı gösterdiğini, özellikle bu üst kesimde olan Türk büyüklerinin ve yerel elitlerin, bakın bir devletin esas yönetici kademeleri var, bir de yerel elitler var. Esas yönetici kademedekilerin büyük taş levhalar altına gömüldüğünü, yerel elitlerin ise yuvarlak mezarlara gömüldüğünü, daha etrafında da böyle uydu gibi daha alt kademelerde kişiler olduğunu ve Hunların farklı ırkların birleşiminden olduğunu ve genetik heterojenite yani genetik çeşitlilik gösterdiğini ama üst kademede bu genetik heterojenliğin daha az olduğunu, Doğu Asya genlerinin yoğun olduğunu fakat uydu mezarlarda bulunan kişilerde ise Batı Avrasya soylarının oldukça yüksek görüldüğünü söylemem gerekiyor. Ve burada Hunların oluşumunda Chantman yani Saglı Uyuk'la beraber Slab Grave'in yani daha onun öncesinde Ulan Uzuk kültürünün etkisinin olduğunu, ikisinin birleştiğini yapılan etnik çığır analizlerinde buna az miktarda da BMAC yani bakteriya marjina arkeolojik kompleksinden
şey alınabileceğini söylüyor ve aslında Hunların bu gömülen büyük taşların altına büyük kara ağaçlardan yapılmış tabutlarla gömüldüğünü eski Türk adetlerine göre de. Fakat o bölgede bilenler biliyor bu kadar büyük ağaçların olmadığını, bunların da bir ticaret yöntemiyle ticaretle alındığını, yine Mısır'dan o günkü tanrıçaları vesaireyi temsil eden mezarlarda koruyucu olarak bulunsun diye konulmuş heykelciklerin bulunduğunu, yine Çin'den gelen boncukların bulunduğunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan da haberdar olmalıyız. Yani ticaret yaptıkları, İpek yolunu kontrol ettikleri gibi şeyler var. Yine burada süt üretimi önemli. Burada Yamnıyan kültürünün bu bölgede, yine Moğolistan'da Afesinova ve Andronova kültürlerinin de bulunması ve diş taşlarından alınan örneklerde laktaz kalıtımı ile ilgili, sindirimi ile ilgili diş taşlarının bulunduğunu, yani milattan önce 1300'lü yıllarda süt tarımının geliştiğini, bölgedeki selülozun yüksek olan otların, besleyicilerin ve yağ oranının yapıldığını, fakat bunların Avrupa VSH, yani Western Staffordshire soyundan gelen kişiler tarafından tespit edilmediğini, daha bu karışımın daha az olduğunu, bunun bir kültürel öğrenme yoluyla bu bölgedeki avcı toplayıcıların da hayvan tarımına, hayvan tarımı demeyelim de hayvancılığa geçtiklerini belirtiyoruz. Hava da çok sıcak olduğu için terliyorum. Hepinizden de özür diliyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani Türklerin soyunda, Türk milletinin oluşumunda Slav Grave kadar Çatman, Saklıoyuk, Doğu İskit ve Sakı kültürlerinin ve Çatman'ı oluşturan genetik bileşenlerden sinir taşlarında bulunduğunu belirtmem gerekiyor. Bu araştırmaları güzel yapmak lazım. Benim gibi hava atmak için söylemiyorum. İlgili insanları bu işlerde ve biyolojiyle ilgili ve biyolog olan ya da amatörce de olsa bu işleri öğrenen kişiler takip etmek lazım. Tabii G25 etmekçir analizleri yapılıyor. Bunlar kullanmak da önemli. Fakat her bilgisayardan böyle yaptığımız şeyle de ortaya sonuçların çıkmaması gerekiyor. Burada o zaman size özet olarak şunu söylüyorum. Doğu İskitler ve Sakalar Çatman kültüründe, bunların DNA'sında %43 oranında Doğu Asya, %50 oranında Sintaş'ta, %57 oranında Bakteriya Marjina arkeolojik kompleksi var ve bu Çatman Saklıoyuk'taki bireyler analizlerde Slav Grave'le de karıştıklarını görüyoruz. Fakat daha elit kesimdeki devlet yönetici kademinde, özellikle de kadınlarda, kadın bireylerde Doğu Asya oranının çok yüksek olduğunu, bunun bir, ne diyelim size arkadaşlar, soyluluk belirtisi olduğunu, alt kademelerle karışmadıklarını ama bir heterojenlik olduğunu burada belirtmem gerekiyor. Lütfen bilgisiz Türklük düşmanı insanların da yaptığı çalışmaları böyle çok da ciddiye almayın. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.